gazetesi izleyicileri, takipçileri, okuyucuları, efendim bizden uzun bir aradan sonra tekrar röportajları yayınlara, haberlere ağırlık vermek için yine bir çalışma içindeyiz. Bugün Yeniden Refah Partisi Sultan Gazi ilçe başkanımız, çok değerli, güzel insan Yasin başkanımızla beraberiz. Sevgili başkanımız, öncelikle birinci sorumuz ne olacak? Önce Sultan Gazi'de teşkilatımızın durumunu anlatacaklar. İkinci bir sorumuz, Türkiye'de gerçekten şu anda altılı masa içinde diğer partilerin arasında çok farklı, hem nasıl söyleyeyim, milletimizin gönlünde farklı bir yer yaparak tırmanışa geçen Yeniden Refah Partisi'nin bu sihirli çalışması, nasıl söyleyeyim, farklılığını ortaya koyarak gösterecek bizlere efendim. Bizlere, sevgili başkanımıza öncelikle hayırlı günler diyor sevgili başkanım. Bize bugün kapılarınızı açtınız, makamınızı açtınız. Bizde araştırmacı gazeteciler dayalı, sorulu cevaba dayalı, masa başı haberciliğinin daha çok yerinde haber yaparak izleyicilerimizi hem televizyon kanalımıza hem de gazetemizdeki okurlarımıza bilgiyi paylaşmak istedik. O yüzden çok çok farklı olan bir partide olduğumuzu biliyoruz. Ve gelecekte gerçekten Türk milletine büyük faydası olduğuna inancımız diyorum. Bunu bütün kanaatimle söylüyorum. Bir partideyiz. O yüzden bizim için özeldir bu röportaj. Bizim için bir farklılık olan bir çalışmadır. Haber değeri olan, kamuoyunu aydınlatma amaçlı bir çalışmadır diye düşünüyoruz. Evet başkanım, mikrofon sizde. Neler söyleyeceksin? Önce sizi bir tanıyalım. Eyvallah, teşekkür ederim. Yasin Kul kimdir? Efendim, ne iş yapar? Teşkilat geçmişi nedir? Bize bir kısa bir görürseniz başkanım, çok görürüz. Öncelikle çok teşekkür ederim. İyi niyetli görüşlerinizden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Tüm Fark Türk ailesine buradan saygılar, hürmetler sunuyorum. Gerçekten sadece Sultan Gazi'nin için değil, Türkiye'mizin bir değeri. Yurt dışında da yayınların akışı olarak gerçekleştiren Fark Türk ailesi gerçekten bizler için çok değerli. Öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yasin Kul 1984 İstanbul Gazi Osman Paşa doğumlu, aslen Erzurumlu, Sultan Gazi'nin bir çocuk, Merkez Harpler Mahallesi'nde oturmaktadır. Evli ve iki çocuk babası, 15 yaşından beri Milli Görüş Teşkilatları'nda, mahalle teşkilatlarında görev yapan, 2018 yılında Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin kurmasıyla beraber gelip sancağı altında teslim olan, öncelikle Gençlik Başkanlığı, daha sonra Tanıtım Birim Başkanlığı, akabinde Teşkilat Başkanlığı ve bugün de ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş ve yerine getirmek için elinden gelen mücadeleyi yapan bir kardeşiniz. Başta da sizin de söylediğiniz gibi Yeniden Refah Partimiz gerçekten milletimiz için bir umut olmuştur. Bu umut ışığı içerisinde bizler de mücadelemizi sürdürüyoruz ki milletimize, aziz milletimize gerçekten teveccühleri noktasında buranın bir merkez olduğunun kanıtı olarak bizler de çalışmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun. Evet, kendinizi tanıttınız. Sultan Gazi ülkemizde hizmetler ne durumda? Çalışmalarımız ne durumda? Çok teşekkür ederim. Elbette ki bundan önce yapmış olduğumuz röportajda da söyledik. Biz 2021 yılının Aralık ayında bir kongre gerçekleştirdik. 18 Aralık'ta ikinci olağan kongremizi. Bundan önceki ilçe başkanımız Orhan Karay'dı. Kurucu ilçe başkanımız. Buradan da kendisini andık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir şeyi kurmak, oluşturmak gerçekten zordur. Tabii ki bunun devamını getirmek de zordur. Buna mukabil olarak hemen ilçe kongremizden sonra teşkilat yapımıza baktık. Eksik kaldığımız noktaları tamamladık. 15 mahallemizin 15'inde mahalle teşkilatlarımızı kurduk. İlçe yönetimimizin eksiklerini giderdik. Gençlik teşkilatımızı oluşturduk. Bunun akabinde hanım kollarımızı oluşturduk. Bugün hepsi modele uygun bir şekilde teşkilatlanmış. Sağ çalışmalarını sürdürmekteler. Tabii ki bir siyasi partinin seçime hazır olduğunu nereden bileceksiniz? Tabii ki şu şekilde. Bir siyasi parti bütün teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra baş şahitlerini de atamasını gerçekleştirmişse bu siyasi parti ne oluyor? Otomatikmen seçime hazır olmuş oluyor. 1016 tane sandığa, biliyorsunuz Sultan Gazi'miz mevcut, 1016 tane sandık. Buna mukabil olarak biz 1016 tane baş şahidimizin atamasını gerçekleştirdik. Ve bugün buradan diyoruz ki biz Yeniden Refah Parti Sultan Gazi Teşkilatı olarak seçime hazırız. Erken seçime de hazırız. Yerinde ve kararında, tarihinde olan seçime de hazırız elhamdülillah. Evet başkanım, ben hep görüyorum. Eyvallah. Yani burada o kadar güçlü partiler var.
sanki onlardan daha güçlüymüş gibi bütün kötü imkanlara rağmen bir çalışmalar yapıyorsunuz. Mesela özellikle şu Sultan Gazi Merkez Camisi'nin bulunduğu, yani Sultan Çiftliği eski adını evet. söyleyelim. Orada böyle çok güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Hatta evet. Genel Başkan Fatih Erbakan da gelmişlerdi. Evet, doğru. Buraya da ayrı bir önem veriyorlar. Ben onun farkındayım. Allah razı olsun. Dolayısıyla onlardan da biraz bahsedeceğim. Tabii ki, tabii ki. Şimdi Refah Partisi zaten bir sloganı vardır. Bu sloganik bir söylem değildir aslında. Ama akılda kalması için bir slogan geliştirmesidir. Biliyorsunuz biz refah inancının mensupları olarak seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmaktayız. Biz toplumun ihyası için çalışmaktayız. Bugün az önce de ifade ettiğiniz gibi genç nesillerimizi kaybetmiş durumdayız. Bu genç nesillerimizi nasıl kazanacağız? Tabii ki çalışmalarımızla. Biz 3 tane 5 tane oy alacağız diye, oy oranlarımızı arttıracağız diye yanlış söylemler içerisinde bulup gençlerimizin arasında nifak tohumları eken bir siyasi anlayışa sahip değiliz. Tam tersi, biz onların oyuna değil, onların gönlüne talibiz. Biz onların gönlünü aldıktan sonra zaten otomatik olarak onlar milli görüşü iktidar yapacaklar. Biz Refah Partisi Teşkilatı olarak Sultan Gazi'mizin merkez caminizin önü, merkezi kontrol altına alırsanız biz orayı merkez olarak kabul ederek oradan papatya gibi açıyoruz. 15 mahallemize oradan açılıyoruz. Bütün mahallelerimize merkez camimizin önünde yapmış olduğumuz çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Biz sadece ilçe yönetim kurulu olarak değil, aynı zamanda gençlik kolları, hanım kolları ve mahalle teşkilatları olarak her mahallemizin merkezinde muhakkak her hafta bir aktivitemiz vardır. Esnaf ziyaretlerine çok önem veriyoruz. Esnaflarımızın yanında oluyoruz. Neden? Çünkü biz seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da halkımızın yanında olduğumuzu ve onlarla beraber olduğumuzu onlara hissettiriyoruz. Bugün Sultan Gazi'mizde sadece kaymakam değildir, sadece belediye başkanı değildir mesul olan, mesuliyet yönetime talip olan tüm siyasi partilerdedir. Biz gitmiş olduğumuz bütün sivil toplum kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza şunu söylüyoruz, ne olur? Bakın sizlerin yüzlerce ve binlerce üyeniz var. Bu üyelerin sadece sizler için bir siyasi güç olsun diye sizleri buraya seçmedi bu üyeleriniz. Sizi başkan ve yönetimi olarak seçmediler. Ne için? Onların hakkını da temsil edin diye. Onların geleceğini de hazırlayın diye. Bugün gençlerimiz bu kadar buhranın içerisindeyse tüm siyasi partiler bundan sorumludur. Sadece siyasi partiler değil, aynı zamanda tüm sivil toplum kuruluşları da mesuldür. Sizlerin gençlik teşkilatları var. Sadece kağıt üzerinde bunlar olmayacak. Bunların maneviyatıyla da ilgileneceksiniz. Bunların hastası varsa evlerini ziyaret edeceksiniz. Bunların cenazesi varsa bunları ziyaret edeceksiniz. Toplumsal birlikteliği hep beraber sağlayacağız. Nasıl yapacağız bunu? Doğru söylemle. Gerici sözlerle değil, birleştirici sözlerle bunu gerçekleştireceğiz. İşte refah inancı bundan dolayı. Gelecek seçimler için değil, geleceğin nesillerini ihya için çalıştığı için sürekli sahadalar. Bundan dolayı da diğer partilerden ayrıştırıcı özelliği de budur. Eyvallah. Zaten bundan dolayı takip ediyoruz ve izliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şöyle bir şey de var. Ben tabii ki bunu benim yanımda çalışan arkadaşım görüşlerini biraz farklı görüştü ama ya acaba yeniden Refah Partisi'ne oy versek acaba? Bunu söyleyen yakınımdaki insanlar acaba bir değişiklik olur mu diye söyleyen insanlar var. Esnaf ziyaretlerinde de karşılaşıyoruz. Mesela bir tek el bayine giriyoruz değil mi? Baktığınız zaman işte Refah Partisi'ne hiç teveccüh gösterilmez derler. Ama biz bütün meyhanesinden tekel bayisine, kahvesine kadar her yere giriyoruz. Tekel bayisinin sahibi veya çalışanı şunu söylüyor. Ya zannetmeyin ki biz size oy vermeyiz. Biz sizi yakinen takip ediyoruz. Genel başkanınızın söylemleri ve siz ilçe başkanının söylemlerini takip ediyoruz. Dolayısıyla bu doğru dille siz herkesinden oy alacaksınız. Biz de diyoruz ki biz Türkiye'nin partisiyiz. Biz devlet kurmaya değil, var olan devleti yönetmeye geliyoruz. Biz kendi görüşümüze, kendi duruşumuza göre devlet oluşturmaya değil, var olan devletin yönetimine talibiz. Biz 86 milyonun refahı için yola çıkmışız. Bir kesimin veya birilerinin bir yerlere gelmesi için değil, 86 milyonun yeni bir dünyayı kurması için mücadele ediyoruz. Başkanım gerçekten güzel bir çalışma içindesiniz ama İstanbul'da Sultan Gazi'nin yıldızı biraz daha parlıyor gibi. İnşallah daha da parlayacak. Allah razı olsun. Bu da sizlerin buradaki özverili çalışmalarınızdan dolayı. Bir de
geçmişte gerçekten teşkilatçılık örneğini Türkiye'ye getiren tek parti, Yeniden Refah Partisi, yani Refah Partisi. Milli Görüş dediğimiz. Milli Görüş, öyle diyelim. Bunun da çok etkisi var. Ki bir tane büyüğümüz der ki, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımız gün para yok kasada, hiçbir şey yok. Gittik, teşkilattan arkadaşları topladık, çöpleri öyle topladık. Evet. Attık. Doğru. Bir de soyu, bunların maaşları nereden veriyor? İşte kartten çalışma, evet. Gönüllülük esasına dayalı çalışmayı sadece sizler yapıyorsunuz. İnşallah diğerleri de örnek alır. İnşallah. Peki başkanım, Türkiye genelinde şöyle nasıl söyleyeyim size? Ülkemizde biliyorsunuz son dönemde gerçekten bazı güzel şeyler yapılıyor. İşte çanak köprüler yapılıyor, yollar yapılıyor. Efendim kalkınma da var. Malum dünya genelindeki bu salgından dolayı ekonomik çöküş de meydana geldi. Aynı zamanda Türkiye öyle bir devlet ki 36 tane devletinde umudu olarak şey yapıyoruz. Afrika'daki açılan insanlar, Myanmar'daki Müslümanlar, işte Filistin'deki Saraybosna'dan Türkistan'a kadar olan coğrafyada bir sorumluluk, ecdat sorumluluğu var. Gönül coğrafyamız. Gönül coğrafyamız var. Hem burayı bir değerlendirelim. Sizler iktidar olmuş olsanız neler yaparsınız? Hem de Türkiye'nin atılımlarına, çalışmalarına, eksisiyle artısıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Yerinde bir soru. İnşallah biz de dilimizin döndüğünce, bilgimizin yettiğince cevaplamaya çalışacağız. Biz hiçbir zaman yapılan hiçbir hizmetin karşısında değiliz. Köprü yapılmış, Allah razı olsun diyoruz. Yollar yapılmış, teşekkür ediyoruz. Bunlar tabii ki biz 20 yıl iktidarı niçin görevde tuttuk hep beraber 86 milyon bu görevleri yerine getirsinler diye. Evet, bunlar büyük görevler. 80 yıldır belki yapılmamış bazı işleri bu hükümet döneminde gerçekleşti ve yaptılar bu işleri. Biz Çanakkale Köprüsü'nü niçin yaptınız demiyoruz. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü niçin yaptınız demiyoruz. Devlet politikasıdır, ihtiyaçtır insanlarımız için. Tabii ki bunlar yapılacak. Bundan dolayı hükümete tabii ki sizin huzurunuza da teşekkür ediyoruz. Bizim sadece karşı olduğumuz nokta yap, işlet, devlet tiyatrosu. Bakınız, 3 tane köprü yapılacak parayla 1 tane köprü yapılıyor. Biz buna karşıyız. Biz şehir hastanelerine karşı değiliz. Ama 12 tane şehir hastanesi yapılacak parayla 1 tane şehir hastanesi yapılıyor. Biz buna karşıyız. Şimdi bizim ARGE birimimiz, genel merkez ARGE birimimiz, kıymetli Profesör Doktor Doğan Aydal öncülüğünde bunların araştırmaları yapılıyor. Bunların fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bunların kaç paraya mal olacağının çalışmaları yapılıyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu politikaya karşıyız. Daha şeffaf olunması gerekiyor. Devletimizin kendi öz sermayesiyle yapılabilecek hizmetler, kendi mühendislerimizle yapabileceğimiz hizmetler, kendi özel sektörümüzle yapabileceğimiz işleri biz maalesef dışarıya yaptırıyoruz ve dövizimizi onlara aktarıyoruz. Ve pahalı bir şekilde yaptırıyoruz. Ve yap işte devlet tiyatrosunun 40 yıllık, 50 yıllık bizlere vereceği o büyük sıkıntıları biz bugünden taşımaya çalışıyoruz. Geçilmeyen yolların ücretini ödüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Biz sosyal bir devletiz. Ne demek? 86 milyonun eşit bir şekilde tüm hizmetlerden faydalanması demek. Şimdi sizin paranız var. Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçebiliyorsunuz. O muhteşem eserinin üzerinden geçiyorsunuz. O muhteşem manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ancak benim param yok, benim gücüm yok. Benim kaynaklarım buna yetmiyor. Ben diğer köprülere gidiyorum. Ve orada 1 saat, 2 saat belki bekliyorum trafikte. Ve o güzel nimetten faydalanamıyorum. Peki nerede burada sosyal devlet anlayışı? Bizim bunları konuşmamız lazım. Biz niçin köprü yapıldığının arkasında değiliz. O köprünün en güzelini yapabiliriz. Daha da güzelini yaparız. Muhalefet anlayışı bu olması lazım. Evet. Ama diğer muhalefet partilerine baktığınız zaman efendim bir istemezlik politikası. Niçin yaptınız? Buna ne ihtiyaç vardı? Hatta biliyorsunuz bir dönem ismine takıldı. Yani niçin bu isim? Git kendi ismini tak ama bu ismi takma diyor. Bu ismi takma dediği kişi kim? Yavuz Sultan Selim. Tarihimizdeki en büyük kumandanlarımızdan, daha doğrusu en büyük padişahlarımızdan bir tanesi. Büyük zaferlerin şaheseri. Padişahımızın ismi niçin veriliyor? Takılan noktalar buralar. Ama bu niçin? Bu söylem tarzı neyi geliştiriyor? Toplumumuz içerisindeki ayrıştırmayı, bölüştürmeyi. Biz tarihine şerefli milletiyiz. Bize ayrı durmak, gayrı durmak yakışır mı? Biz Erbakan hocamız ne diyor? Diyor ki biz 86 milyonla, o zaman nüfusu 65 milyonlu, bugünün söylemiyle. Biz 86 milyonla yeni bir dünyayı kuracağız. Büyük Türkiye inşa edeceğiz. Bugün biz söylüyoruz. Biz 86 milyonla yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız ve yeni bir dünyayı kuracağız.
D8'leri kurduğumuz gibi D60'ları kuracağız. Bütün mazlumlara umut olacağız. Bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi tüm mazlum coğrafyaların gözünü diktiği nokta Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eğer bu gözler buraya dikilmişse biz duramayız. Biz mücadele etmeliyiz. Biz aşkla mücadele etmeliyiz. Kendi şahsi ikbalimiz, şahsi menfaatlerimizi devletin menfaatleri üzerinde tutamayız. Yeri geldiğinde her bir siyasetçi bedel ödeyecek ama devlete bedel ödetmeyecek. 3 tane, 5 tane o için yapmış olduğu o söylem tarzı, gerçekleştirmiş olduğu, o sarf ettiği sözler doğrultusunda milletimizi ayrıştırmayacaksınız. Milletimizi böyle bütünleştireceksiniz. Bugün siyasette kullanılan din maalesef milletimizi ayrıştırmıştır. Bizim genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan ne diyor? Hayır. Hayır, hayır. Bu söylemlerinizi değiştirin. Milletimizi gerçekten tekrar birlik ve beraberlik içerisinde tutacak söylemler geliştirin. Bu milletimiz, bu aziz ve asil milletimiz bütünleşirse yeni bir dünya kurulur. O mazlum coğrafyalara gereken çalışmalar yapılır. Bugün Myanmar'a yardıma koşan kim? Biziz. Güçlü olursak daha güzelini yaparız. Bosna Hersek'te savaş varken Bosna Hersek'in merkezine roket fabrikasını kim kurdu? Biz kurduk. Kıbrıslı kardeşlerimiz bize ey abiler, ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti neredesiniz dediği zaman kim koştu? Biz koştuk. Neyle koştuk? İmanla, imanla, imanla. O gün belki silah teknolojimiz yoktu. Ancak inancımız vardı. O gün bizim silah teknolojimiz yoktu, silahlarımız da yoktu. Tarihi okuyoruz. Neler olduğunu burada anlatmaya çalışsak yarın sabah olur. Yani 24 saat geçer. Dolayısıyla yüzeysel geçiyoruz. Orada bizim kararlılığımızı gören dış güçler yerlerinden bile kımıldamadı. Altıncı filo yerinden bile kımıldamadı. Altıncı filoyu oraya kilitleyen kimdi? Neydi? İnançtı, imandı, hilastı. Atın başındaki jokey kimse, üstündeki jokey kimse onun yaklaşımıdır devleti doğruya sek ve idare eden. Erbakan Hoca'dan önce de 3 defa teşebbüsümüz vardı. Niçin geri döndük? Ünlü Johnson mektubu var. Bizi tehdit ediyor alenen. Yine tehdit ettiler. Ama bu sefer devletin başında kim var? Başbakan yardımcısı olarak, başbakan vekiliydi o dönemde savaş emrini verdiğinde. Erbakan Hoca var. Yiğit adam var. Bu milletin aslı var. Bu milletin aslı işte Erbakan Hoca'dır. Kararını verdi. Ordular görev başına çıktı. Ve elhamdülillah Cenab-ı Allah'ın lütfuyla Kıbrıs'a gereken çalışmalar yapıldı. Ve Kıbrıs'ı aldık elhamdülillah. O zulme de son verdik. O zulme de son verdik. İşte bundan dolayı da bu millet inanırsa her türlü sıkıntının üstesinden gelir. Dolayısıyla biz madem ki mazlumların umuduyuz daha çok çalışmalıyız. Ülkemizi Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmalıyız. Nedir o muhasır medeniyetler seviyesi? En üst düzeydir. Herkes için özgürlük. Birileri için değil. İmtiyazlar için değil. Bakın Türkiye'de Genel Başkanımız diyor 6 tane imtiyazlı holding. Enerjimizi 86 milyon enerjisini tüketen çok özür diliyorum mikroplar. Sultan Gazi'mizde yok mu? Sultan Gazi'mizde de var bunlar. Sultan Gazi'mizin de enerjisini bir kısım arkadaşlar götürüyor. Bunların adına ne koyarsanız koyun. Bir kısım, bir düzine arkadaş tüm Sultan Gazi'nin işlerini halletmeye çalışıyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde bir çalışma var. Kim o arkadaşlar? Bir yere birileri atanacak bakıyorsunuz o arkadaşlar. Bir yere bakıyorsunuz, kafanızı çevireceksiniz bürokraside o arkadaşlar. Başka kimse yokmuş gibi. Ya biz 540 bin nüfusa sahip bir ilçeyiz. Biz kendi kendimizi yönetemiyor muyuz? Belediye meclislerimiz aramızdan çıkamıyor mu? Bizim siyasetçilerimiz yok mu? Bizim mühendislerimiz yok mu? Bizim çalışanlarımız yok mu? Niçin bunlar? Niçin hep sizsiniz? Hep niçin dış etkenler? Siyasette söz sahibi olmak istiyorsanız bugün Sultan Gazi'de çok çok özür diliyorum. Maalesef bir yerlerin adamı olmanız gerekiyor. Ama elhamdülillah nasıl ki genel başkanımız biz bir yerlerden icazet alarak yola çıkmadık. Biz de Sultan Gazi'de kimseden icazet alarak yola çıkmadık. Biz holding patronlarının desteğiyle Yeniden Refah Partisi'ni kurmadık. Elhamdülillah biz de kimsenin desteğiyle burayı ayakta tutmuyoruz. Neyle? İnançlı kadrolarımızla. İnanan teşkilat mensuplarımızla bu çalışmaları yapıyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye, bu millet nasıl ki tarihinin şerefli milleti ise Türkiye'de ayakları üzerinde duruyor, duracak, daha iyi duracak ve tüm mazlumlara umut olmaktan değil, onların hakkını savunacak artık, hakkını
Umut olmak nedir? Beklemektir. O beklentiye biz karşılık vereceğiz. Nerede vereceğiz? Yeniden Refah Partisi iktidarıyla vereceğiz. Milli görüş anlayışının kesinlikle ve kesinlikle hakim olduğu bir zaman dilimine geçiyoruz. Bu zaman dilimindeki elhamdülillah lider Doktor Fatih Erbakan'dır. Bu çatı altında herkesi ben toplanmaya sizlerin de vasıtasıyla davet ediyorum. Tren kalktı gidiyor. Yolcularını bekliyor. Daha ilerlemeden hep beraber bu trene binelim. Şu anda çuf 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 yavaş yavaş gidiyor. Hepimiz binebiliriz. Binelim yeni bir dünyayı kurmak için. Bu trene binelim ki yeni bir dünyayı kuralım. O mazlumların artık umudu olmaktan çıkalım. Fiiliyata geçelim. Allah'ın izniyle. Eyvallah. Şöyle bir şey var. Bizim TİKA, yurt dışı Türk akraba toplulukları evet, Bulgaristan'da bir Türk köyüne gidiyor. Evet. Yardım dağıtıyorlar. Ondan sonra bir tane teyze bayağı bir yaşlı, 85 yaşında gözleri dolarak bizim askerimize diyor ki sizi biz bekliyorduk diyor. İşte durum bu. Buradan ortaya çıkıyor. Yani insanın evet. Dinleri diken diken oluyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda Parti Türk Dini olarak işte sizler siyasi partiler olarak bu güzel ülkemizin kaderini, kıymetini de bilerek o el uzatmamızı bekleyen, hakkını savunması bekleyen insanlara bir şeyler yapabilmek gerçekten güzel şeyler. Başkanım, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, sizin söylemiş olduğunuz konuya binaen ben de bir şeyler söylemek isterim tabii ki. Rabbim nasip etti. 2016 yılında biz de Haç Validesi'ni yerine getirdik. Cümlemin inşallah. Medine-i Münevvere'deyiz. Hemen 15 Temmuz'un ardındandı biliyorsunuz. Dolayısıyla Dolayısıyla biz Özbek kardeşlerimiz vardı. Bir yere alışverişe gittik. Oturduk bir çay içelim dedik. Özbek kardeşlerimizle sohbet ederken dedim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir şeyler anlatıyor. Evet biz inanıyoruz ama sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Çünkü devlet başkanımızın söylediklerine inanırız. Evet. Dolayısıyla o iyi niyetimizi gösteririz. Evet. Biz bu soruyu yönelttiğimizde Özbek kardeşimiz şunu söyledi. Ya dedi, biz şimdi kendi ülkemiz için dua etsek varacağımız nokta belli. Bir iki tane de Arap kardeşimiz de var. Türkçe iyi biliyorlar. Anladım. Çünkü tüccarlar, Türk müşteriler genelde. Orada biliyorsunuz Türk müşteriler veli nimettir. Alışverişi en çok biz yaparız orada. Öyle. Dolayısıyla Türkçeyi çat pat biliyorlar. Arap kardeşler ya biz kendimiz için dua etsek ne olur ki? Bizim devletimizin yapısı belli. Ama biz sizin için dua ediyoruz ki siz bizden daha üstünüz. Bir de devlet anlayışınız çok farklı. Bir de şu var 600 yıl İslam'a hizmet ettiniz. Dünyaya hükmettiniz adaletle. Dolayısıyla siz güçlenirseniz, birlik ve beraberlik içerisinde devletine sahip çıkarsanız bütün dünyaya hizmet edersiniz. Bütün dünyada adaleti tesis edersiniz. Ondan dolayı biz size dua ediyoruz. İnşallah Rabbim devletinizi devletler mühasarasında en yüksek seviyeye çıkarır. Bunun için bize dua ediyorlar. Bizim tarihimizden dolayı, bizim tarihimizi 100 yıla sığdırmaya çalışanlara biz buradan şunu söylüyoruz. Biz 100 yıllık bir devlet değiliz. Biz 1000 yıllık bir devletiz. Dolayısıyla bizi 100 yıla sığdıramazsınız. Biz 1000 yıl adaletle dünyaya hükmetmişiz. Adaleti tesis etmişiz. 600 yıl İslam'a hizmet etmişiz. Sancaktarlık yapmışız. Bizim siyasetçilerimiz Londralardan, Amerikan kaldırımlarından icazet alarak ülkeyi yönetmeye çalışmamalı. Bizim siyasetçilerimizin icazet alacağı tek müddet aziz ve asil milletimizdir. Dolayısıyla biz asil milletimize şunu söylüyoruz. Lütfen tehlikenin boyutlarına dikkat edelim. Bugün niçin bir siyasi partinin genel başkanı icazet almaya Amerika'ya gider? Niçin Londra'ya gider? Gençlere vaat olarak borçlanmayı veriyor. Ne diyor? Ben size gençler temiz para getireceğim. O paradan daha çirkef, o paradan daha rezil bir para yoktur. Borçlanıyorsunuz. Bunun diğer mesajı şudur. İngiltere'den borçlanacaksınız. İngiltere, Londra'ya gidiyorsunuz icazet almaya. Siz İngiltere'den icazet aldığınız zaman İngiltere sizi neyle yönetecek? Sömürdüğü devletleri neyle yönetiyor? Bir vali tayin ederek. Siz Londra'nın valisi olarak mı gittiniz oraya? Bu soruyu siyasette cesur bir şekilde sorabilen bir tek Yeniden Refah Partisi kadroları. Biz de aziz milletimize söylüyoruz. Sakın ha davulcudan kaçıp zurnacıya gitmeyin.
Kıymetli gençler, siz bu CHP'nin yaptıklarını bilmezsiniz. Tarih okumak gerekiyor. Evet, babalarınız, dedeleriniz, anneleriniz bizler anlatıyoruz. Ama siz de tarihi okuyun, bir görün bunlar ne yaptılar. Bunların bu memlekette dikili bir ağacı yok. Dikkat edelim. Yine gelseler, bakın bugün çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çok cesaretle söylüyorum. Bunlar İBB'ye aldılar, hangi hizmetleri gerçekleştirdiler? İşte bir takım pansuman usulleriyle bir şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Hiçbir şey yok. Siz kaldırım tamir ederek bu millete hizmet ettiğinizi zannedemezsiniz. Siz yarım kalmış hizmetleri bitiriyorsunuz, pazarlamasını da biz yaptık diyorsunuz. Biz ömrüne de yanlış yaptığında yanlış yaptınız diyoruz. İhalelerde neler döndüğünü biliyoruz. Bakın onların döneminde de eleştiriyoruz. Bugün de eleştiriyoruz. Şimdi AK Parti ile CHP'nin bu anlamda ne farkı var? Birisi %8,5'la borçlanıyor, birisi %10,5'la. Ne diyor? Biz borçlanmıyoruz. Neye borçlanmıyorsunuz? Siz IMF'den borç almıyorsunuz, doğru. Psikolojik bir tabandır. Ama siz diğer kuruluşlardan borç alıyorsunuz. Dünyada sadece devletlere borç veren kuruluşlar IMF değildir. Yüzlercesi vardır. Daha dün, 3 gün önce 1,5 milyar dolar borçlanmaya gittiniz. 6 yıl vadeyle 2,5 milyar dolar olarak geri ödeyeceksiniz. Adeta İBB ile hükümet şu an borçlanma yarışında. Hani ekonomik olarak biz cennetteydik? Madem ekonomik olarak biz çok iyiyiz, bu hayat pahalılığı nedir? Bu enflasyon oranları nelerdir? Nasıl oluyor bu? Bizim genel başkanımızın ve bizim söylemimiz şudur. Bizim parti politikamız şudur. Doğruyu kim yaparsa yapsın alkışlarız. Yanlışı kim yaparsa yapsın önüne doğruyu koyarak eleştiririz. Dolayısıyla doğruyu yapsınlar, kıyamet sabahına kadar yönetimde kalsınlar. Az önce de ifade ettiğimiz gibi biz seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Bize 3 tane 5 tane oy versinler diye biz milleti ayrıştırmayız, bölüştürmeyiz, fitneye mahal vermeyiz, fitne oluşturabilecek hiçbir konunun içerisinde olmayız. Hem Sultan Gazi'de hem Türkiye'nin genelinde. Bundan dolayı bizim siyasi anlayışımız kesinlikle ve kesinlikle kardeşlik hukuku çerçevesindedir. Bizi görmezden gelenlere bile biz görüyoruz, alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Siz bizi görmeseniz de biz sizlerin kardeşleri olarak sizlere dua ediyoruz. 5 vakit Kabe'ye yöneldiğimizde aziz milletimizin her neferi için dua ediyoruz. Siyasetçisinden sıradan vatandaşına kadar. Sultan Gazi'mizin problemleri yok mu? Var. Şimdi aşikar edip yanlış bir söylemle burada konuşsak hangimize bir faydası var? Hiç kimse yok. Doğru bir söylemle yüzüne karşı, Sayın Belediye Başkanımızın yüzüne karşı söylüyoruz. Bakın burada bizim gördüğümüz kadar şurada yanlışlarınız var. Lütfen bunları düzeltin. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğru bir dille. Biz medyada da eleştiriyoruz ama doğru bir dille. Kardeşlik hukuku içerisinde. Şurayı tamir edin demek farklı bir şey. Şurası niye böyle demek farklı bir şeydir. Tamir edin demek kardeşlik çerçevesinde. Doğru bir dil kullanarak arkadaşım burayı tamir et. Burada iktidar sen önemli değil ama bunu yap. Ama bir takım da siyasetçiler var ki iktidar partisi veya işte belediye başkanı kimse o bölgenin hangi partisi olması önemli değil. Onlar yanlış yapsınlar diye gece gündüz dua ediyorlar. Arkadaşlar biz aynı gemideyiz. Biz 86 milyon aynı vatanın evladıyız. Aynı devletin çocuklarıyız. Babamız bir, annemiz bir, Rabbimiz bir, yöneldiğimiz kıble bir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir. Dolayısıyla biz doğru düşünmeliyiz. Doğru düşüncemizde doğru ifade etmeliyiz. Kardeşçe. Doğrular yapılsın diye. Sadece kendi nefsimizi düşünürsek sadece kendi doğrularımız olur. Ama toplumun her kesimini kucaklayacak bir şekilde düşünürsek hepimizin doğrusu bir ortak noktamız olur. İnşallah devletimiz büyük, milletimiz ferasetli bir millet. Dolayısıyla devletimizi taşıyacağı nokta bellidir. Yeniden bir Türkiye ve yeni bir dünya hayali. Biz buradan 6 milyon gencimize de sesleniyoruz. Ey kıymetli gençler, sakın ha ekonomik kaygılar sebebiyle Amerika ve Avrupa hayalleri kurmayın. Siz tarihin şerefli milletin evladısınız. Sizin kuracağınız hayal kesinlikle ve kesinlikle büyük Türkiye hayalidir.
Bu hayalle kendinizi yetiştirin. Bugün hükümet, başbakan, başkan, cumhurbaşkanı Ahmet Efendi'dir. Yarın Mehmet Efendi olur. Ahmet Efendi'nin yanlış politikalarını Mehmet Efendi gelir, düzeltir, devletimiz düze çıkar. Bu hükümet gider, başka bir hükümet gelir. Ama siz giderseniz, Allah muhafaza, nesillerimizi kaybederiz. Nesillerini kaybeden bir devlet maalesef sarsılır ve devletini kaybeder o millet. O millet devletini kaybetmesin. O milletin devleti daha güçlü olsun. Bedel ödemek gerekiyorsa biz hepimiz bedel ödeyelim ama devlet yerinde güçlü bir şekilde kalsın. Bizim politikamız, bakış açımız bu. İnşallah kıymetli gençler de buradan gerekli mesajı alırlar. Milletlerine, milletlerinin bireyleri olduğu için şeref duyarlar. Devletlerine de sahip çıkalım inşallah. Güzel bir söyleşi oldu. Bu arada teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz de bu güzel mesajlarınızı hem izleyicilerimiz hem de okullarımızda paylaşacağız. Bu arada biz buradayız. Yurt dışındaki biraz da medyayı konuşacağım. Evet. Bizim bu çalışmalarımızı nasıl görüyorsunuz? Şimdi bir yayıncılık farkımız var. Biz yerel bir medya değiliz. Yani evet. Bizim alacağımız lisanslarda yani ulusal yurt dışı bir yayın diye planlıyoruz. Yani genelde Türkler bizi özellikle yurt dışında daha çok izleniyoruz. Bu anlamda sizlerin de bize durumumuza söyleyeceğiniz şeyler vardır diye düşünüyoruz. Maddi, manevi, hani bu anlamda medyanın büyümesi, bu partiler de öyledir. Tabii ki. Hep özveriyle aynı şeyle yürür. Sizler bir ilçe başkanı olarak bir siyasi hareketin buradaki temsilcisi olarak neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza buradan selamlar, saygılar, hürmetler tekrardan gönderiyorum sizlerin aracılığıyla. Yurt dışındaki vatandaşlarımız kesinlikle Fark Türk TV'ye, yani Sultan Gazi'mizin en kıymetli değerlerinden bir tanesi olan Fark Türk TV'ye sahip çıkmasını huzurlarınızda özellikle rica ediyorum. Dolayısıyla adı üzerinde Fark Türk, farkımız var. Bu farkı ortaya neyle koyuyoruz? Kaliteli yayıncılık anlayışıyla. Bu kaliteli yayıncılığa hepimizin ihtiyacı var. Bakın bugün medyaya baktığımız zaman onlar da kutuplaşmış. İşte bize vatandaşlarımız diyor, ya medyada yoksunuz. Evet yokuz. Çünkü iktidar partisi bizi kendi kanallarında kanalize etmiyor. Göstermeyeceksiniz, baskı uyguluyor. Niye? Çünkü bizi gösterdiği zaman Doktor Fatih Erbakan'ın, kıymetli genel başkanımızın o kadim sözlerini gösterdiği zaman, o söylem tarzını, o kardeşlik hukuku içerisindeki siyaset anlayışını gösterdiği zaman milletimizin birçoğu Refah Partisi tercih edecek. Öbür tarafa dönüyorsunuz, öbür tarafta aynı. Biz onların ittifakında olmadığımız için, onların ittifakında olmanın kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ettiğimiz için onlar da kendi yayıncı kuruluşlarına, medyalarına Refah Partisi'ni kesinlikle göstermeyeceksiniz. Bugün Faktür bir daha farkını işte ortaya koymaktadır. Bugün Refah Partisi'nin ilçe başkanını bu ekranlara, sizlerin huzuruna taşıyor. Burada ne diyor? Ben adaletli yayıncılık anlayışını benimsiyorum diyor. Adalet aklımıza geldiği zaman aklımıza kim geliyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in adaletini 86 milyon olarak benimsiyorsak, adaletli yayıncılık anlayışıyla yayın yapmaya çalışan Fark Türk'ü ayrı bir noktaya koyacağız. Adaletli olacağız ve sahip çıkacağız hep beraber. Başta Sultan Gaziler olmak üzere tüm Türkiye, tüm Türkler olarak, dünyada yaşayan tüm Türkler olarak sahip çıkacağız. Biz Refah Partisi olarak tabii ki Sultan Gazi'mizin tüm değerlerinin yanındayız. Fark Türk ailesi de bizim bir değerimizdir. Dolayısıyla biz yayıncılık hayatınızda kesinlikle sizlerle beraber olacağız inşallah. Sizlerin de başaracağınıza inanıyoruz. İnşallah yeni yayın hayatınız hayırlara vesile olur ülkemize, milletimize ve dünyada yaşayan tüm Türkler için. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Allah razı olsun. Başka eklemek istediğim bir şey varsa buradan. Evet, ben yurt dışında yaşayan tüm Türk vatandaşlarımdan, yani onlar da dolayısıyla 2023 seçimlerinde oy kullanacaklar. Sizden istirham ediyoruz. Lütfen Erbakan hocamızın hayalleri, Erbakan hocamızın politikaları, Erbakan hocamızın siyaset anlayışının devam etmesini istiyorsak lütfen Doktor Fatih Erbakan'a hep beraber sahip çıkalım. Birinci 40 yılda yapamadığımız hizmetleri ikinci 40 yılda yapacağımızı vaat ediyoruz. Birinci 40 yılda Erbakan hocamızın tüm oluşturmaya çalıştığı siyaset anlayışını ve hizmet odaklı çalışma prensipleri doğrultusunda çalışmayı sizlere vaat ediyoruz.
Birinci Erbakan dönemini kaçırdık millet olarak. Üzülerek ifade ediyorum. İkinci Erbakan dönemini kaçırmamak için Doktor Fatih Erbakan'a sahip çıkalım. Buradan tekraren yurt dışında yaşayan tüm Türklere, tüm Türk vatandaşlarına saygılarımı, sevgilerimi ifade ediyorum. Evet, bu arada son bir soru soracağım. Gazetemiz için ayrı bir şey olsun bu. Sultan Gazi'deki Sultan Gazi halkına mesajımız var mı? Gazete tabii ki. Olarak koyacağımız şekilde olsun. Tabii ki. Tabii Sultan ki. Gazi'deki. Sultan Gazi'de yaşayan tüm hemşehrilerime istirhamım ve düşüncem şudur ki Refah Partisi yola çıkmıştır. Refah Partisi Sultan Gazi'de en faal teşkilattır. En faal siyasi partidir. Bunun için bu samimiyetle sizlerin geleceğine olan en güzel hizmetlerin yapılması için olan inancımızdır. Dolayısıyla biz size hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık, mücadele ediyoruz. İlçe merkezimiz biliyorsunuz Cebeci'de. Buyurun misafirimiz olun. Parti politikalarımızı birinci ağızdan hep beraber konuşalım. Parti politikalarımız çerçevesinde biz sahada mücadele ediyoruz. Dolayısıyla sizleri 2. Erbakan dönemini kaçırmamaya davet ediyorum. İlçe başkanlığı olarak sizlerin emrindeyiz. Bir telefon uzağınızdayız. Google arama motorundan yeniden Refah Partisi Sultan Gazi İlçe Teşkilatı olarak yazdığınızda tüm bilgilerimiz inşallah karşınıza çıkacak. Sosyal medya hesaplarımıza da bizi takip edebilirsiniz. Buradan bizleri aradığınızda biz sizlerin evine misafir oluruz. Sizler gelirsiniz, ilçe merkezimizde misafirimiz olursunuz. Sultan Gazi'yi hep beraber yönetmeyi size vaat ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Parktürk TV izleyicileri, efendim biz bugün Sultan Gazi Yeni Refah Partisi İlçe Başkanımız Yasin Başkanımızla beraberdik. Güzel fikirlerinden, güzel açıklamalarından faydalandık hep birlikte inşallah. Bir başka programda yine Parktürk TV ekranlarında buluşmak üzere. Parkı park edin diyoruz, Parktürk TV ekranlarından ayrılmayın diyoruz ve aynı zamanda spor müdürümüz Murat Bey'e, kanalımızın ortakları Şenol Doğu Kabar'a ve Veysel Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım, Allah razı olsun. Çok bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. We'll be right back.